Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, Bahçeli'nin konuşması gazileri üzdü. Siyasetçiler birbirlerine ip atarken, işte olanlar oldu ve TUSAŞ'a girmeye çalışan biri kadın üç terörist eylem gerçekleştirdi. Şehitlerimiz oldu. Ne zaman, çözüm süreci, denilse, canlı bomba eylemleri, de başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, silahlar bırakılsın, dediği günün hemen ardından böyle bir eylemin gerçekleşmesi hayli ilginç. Bahçeli'nin açıklamaları tabii şaşırtıcıydı. En çok şaşıran da şehit aileleri, gaziler oldu. Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından iki gazi ile konuştum. Biri, mayın patlaması sonucu iki gözünü, parmaklarını yitiren, duyma yeteneği büyük ölçüde kaybeden astsubay Hüseyin Özlük, diğeri ise jandarma uzman Erbaş Tarkan Yıldön. Gazi Hüseyin anlatıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması Gazi Hüseyin özlüğü alabildiğine üzdü. Üzüntüsünü bizimle şöyle paylaştı. Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum, bebek katilini Gazi Meclisimizde konuşturmak istediğinize ilişkin konuşmanızı çok dikkatli dinledim. Önceki beyanatınızdan dolayı samanlıkta iğne arandığını söylüyorsunuz. İğneyi aramaya gerek yok o yine Türkiye'nin kalbine sokulmuş APO'dan başkası değil. Demokratik adımlar atmak, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmak, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmek bahanesiyle terörist başının mecliste konuşma yapmasını daha sonra da serbest kalmasını istiyorsunuz. Bu izni nereden aldınız, kimlere sordunuz, 40 yıldan beri acı çeken annelere, babalara, eş ve çocuklara, kardeşlere sordunuz mu? Yaşamları her geçen gün ağırlaşan gazilere sordunuz mu? Öncelikle şehit olmak için mangal gibi bir yürek olması gerekir. Sonra vatanını, bayrağını, milletini, devletini, geleceğin umudu Türk çocuklarını sevmek, bu değerlerimiz için kaygı duymak gerekir. Biliyor musunuz şehit kimdir? Başkalarının çocukları babasız kalmasın diye kendi öz evlatlarını yetim bırakan kahramanlardır. İki çocuğumun yüzlerini görmedim. Bu gece dedemi rüyamda gördüm. Beni yanına çağırıyordu. İçime doyuyor bugün şehit olacağım. Şunu bilmenizi istiyorum ben öldümse Allah, vatan yolunda öldüm. Benim için ağlamayın. Dedeme sizden selam götüreceğim. Şunu da söyleyeyim ben Burcu'yu çok seviyorum diye mektup yazıp, Kandil gecesi, mevziisinde namazını kıldıktan sonra son kurşununa varana kadar savaşan Serhat Gençerler'dir. Ben kefenimi hep üzerimde hissettim ölüm gelirse safa gelsin, onunla arkadaşım ben, yeter ki son nefeste mümin olarak göçeyim. Hak vaki olur, inşallah şehit olurum. Sana ağlama demiyorum, Seven sevdiği için elbette ağlar. Müsterih ol, haram lokma yemediniz, çocukları hoş tut, hep tatlı sözler söyle. Onlar Allah'ın izniyle hayırlı insan olurlar, diye eşine vasiyetinden sonra çarpışarak şehadete koşan Bedri Karabıyıklardır. Ömrünün henüz baharında, öğrencileriyle sarmaş dolaş kucaklaştıktan sonra, umutlarını ve canını kaybeden Aybüke Yalçın öğretmenimizdir. Çocuk yaşta katillerin kurşununa hedef olan Eren Bülbüllerdir. Ben 24 yaşında gözlerimi ülkeme feda eden bir gaziyim. İki evladım var, ikisinin de yüzlerini göremedim. Gazi demek yüzlerini göremediği evlatlarını sürekli rüyasında gören, evlatları uykuya daldığında parmak uçlarıyla yüzlerini tanımaya çalışan insan demektir. Çözüm sürecinde psikolojim bozulmuştu. Güneydoğu Gazisi Tarkan Yılgün, 13 Ocak 2015'te açılım sürecini protesto etmek amacıyla elinde bayrağımızla TBMM'deki MHP grup toplantısına annesiyle birlikte gelmişti. Bayrakla TBMM'ye girişine izin verilmemişti. Uzun mücadeleden sonra bayrakla girebilmişti. Bunun açılım sürecinin bir neticesi olduğunu düşündü ve çok üzüldü, öfkelendi. MHP grup toplantısında genel başkan Devlet Bahçeli'yi beklerken milletvekillerine "Güneydoğu gazisi bayrağı zor soktu meclise" diye seslenerek isyanını dile getirdi. Gazi ile ilgili bu haber televizyonlarda yayımlandı. MHP'li yetkililerden bu olayın kınanması istendi. Kınama olmayınca Tarkan için o gün MHP bitmişti. 22 Ekim 2024 tarihinde MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli 13 Ocak 2015'te yapmış olduğu konuşmanın 180 derece tersini söylemişti. 13 Ocak 2015'te İmralı Canisi yattığı hücresinde çürüyüp gidecektir. Kandil'e Türk bayrağı ama öyle ama böyle eninde sonunda dikilecektir, demişti. Dünkü açıklamasını da dinleyince insan ister istemez şok oluyor. Anlamakta zorlanıyorum. Tarkan Yılgün şöyle devam ediyor, devlet beyi anlamakta zorluk çekiyorum. Bir bakıyoruz, kapatın dem partiyi, diyor. Bir bakıyoruz, dem partiyi kapatmayan yüksek mahkeme olan anayasa mahkemesini kapatın, diyor. Bir bakıyoruz, dem partili milletvekillerinin maaşlarını şehit ailelerine verin, diyor. Yine bir bakıyoruz yeni yapmış olduğu skandal açıklamasında ne diyor, terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de dem parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini. Umut hakkıyla terörist başı Öcalan'ın yasal değişikle ev hapsine gönderilmesi istenilmektedir. Evet, çok öfkeliyim, çok üzüntülüyüm, İlk açılım süreci psikolojimizi bozdu, hastanede yattım. Süreç de sonunda fiyasko oldu. Bu süreçte bu çağrıda fiyasko olacaktır. Terörle mücadelede müzakere olmaz, mücadele olur. Asıl tehlike ABD'nin donatıp eğittiği Suriye'deki teröristlerdir. Onlar ne olacak sayın Devlet Bahçeli? Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?